Selamun Aleyküm değerli tespih sever arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim İnşallah iyisinizdir. Yepyeni bir video ile sizlerle olmak üzereyiz. Çok az bir şey kaldı. Şimdi videomuza başlayacağız. Önümüzde gördüğünüz üzere çok farklı, değişik ee, her çeşitten, her renkten tespihlerimiz var. Başlıktan da gördüğünüz üzere tespihi güzel kılan, tespih gerçekten hani hangi tespihler kullanılmalıdır ya da hangi tespihler değerlidir gibi. Hani bu fasları geçtiğimize göre, fasılları geçtiğimize göre daha farklı bir konuya geçelim. Şimdi illa bir tespihin milyarlık ya da yüz milyarlık ya da çok büyük ya da çok güzel olmasına gerek yok. Siz hangisini seviyorsanız sizin için o güzel olur deyip Videoya geçelim. Ama geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Videoyu beğenip yorum yaparsanız, bir de kanala abone olursanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi burada fiyat fiyat olarak şimdi en uygun fiyatlardan başlayıp en kalitesine kadar doğru ilerleyeceğiz. İlerlerken de e, ortalama piyasa fiyatlarını söyleyip sizlerle biraz muhabbet edeceğiz. Şimdi muhabbet etmemizdeki şu var. Şimdi bir tespih değerli kılan e, bazı şeyleri vardır. Elinize oturuyor mu? Kullanımı nasıl? Rengi nasıl? Şimdi bu da her insandan insana fark eder. Şimdi kimilerine kapsül eline çok güzel oturuyorken kimilerinin eline arpa kesim, beyzi kesim, kesme kesim... Hani her kesimin sevdiği bir şey var. Öncelikle kendinize bunu belirlemeniz lazım. Öncelikle hangi tarz tespih kullanmalıyım? Hangi kesim kullanmalıyım? Tespitten önce. Şimdi ben mesela zamanında deli gibi arpa kullanan bir insandım. Sonra ilerleyen zamanda diğer tespitlerle tanıştığım zaman... Kapsüle biraz daha aşık oldum diyebilirim. Bakın kesme demiyorum. Kesme ile kapsül arasında çok büyük fark var. Kesme şu dik. Şu yanları direkt ele masaj yapar gibi gelir. Kapsülde şu yanlarını eğimlemişler şöyle. Çekerken bir tık daha tatlı geliyor bana. Bu aralar kapsül kullanıyorum. Pardon bu aralar yumurta bezi kullanıyorum ama normalde en çok sevdiğim kesim biçimi kapsüldür. Şimdi öncelikle bir tespih elimize aldık. Şimdi rengi mesela şu renk bana çok güzel gelebilir. Bal sarısı beni çok kendine aşık edebilir. Çok güzel gelebilir. Bazı insanlara çok itici gelebilir. Şimdi bu öncelikle renge de karar verin. Önceliğiniz ilk renk olsun. Rengi seçiniz. Renk aklınızda mesela. Sarı renginiz. Ben kendimden örnek vereceğim. Bal sarısı rengi. Ben bal sarısı rengini önüme aldım. İkinci seçenek dediğimiz şey kesme. Kesimi bizim için çok önemli. Öncelikle elimize hangi kesim daha iyi gelecek? Hangi kesimi çekerken sıkılmayacağız? Bunu da tabii zaman içerisinde hepsini deneye deneye ancak karar veririz. Bunu da aldık. Şimdi tespih ilk başlarda elimize batabilir. Kötü gelebilir. Bu ilerleyen zamanda hep böyle devam edecek diye bir kaidesi yok. Bu ilerleyen zamanda daha da güzel olabilir mesela. Şu tespih. Şu tespih zamanda hangi bardan alınan 40 TL'ye 50 TL'ye alınmış bir tespihtir bu. Şimdi püskülü yedeki hapbeleri. 40 liraya 50 liraya alınmış bir tesbih. Şimdi kötü bir tespih mi? Değil. Görüntü olarak çok güzel. Bir de bu zamanla kullanılmış. Bundan bir tane de ben almıştım. Zamanla ele falan batıyordu. Kullanılmış. Yağ sürülmüş. Ve gerçekten çok tatlı bir kıvama gelmiş. Şu an taş çatlasının değeri 40 lira 50 lira gibi bir rakam. Ama kullanışı gerçekten lezzetli. Şimdi bir de şöyle bir şey gelmek istiyorum. Burada da Monşar Murat Tokay abimizin koleksiyonluk dediğimiz havşa dilimli kilit oturma oturtma habbeli böyle güzel bir tespit daha var. Ama hani iri kıyım olduğu için böyle tekni çekiliyor. İkili çekilmek için ideal değil. Ama koleksiyon için birebir bir malzeme. Bakın tespihi kötülemiyorum ya da ustayı kötülediğimden demiyorum. Usta benim çok değer verdiğim bir usta. Hani işçiliğinden tutun insanlığına kadar çok değer verdiğim bir usta. Ama şimdi bunun fiyatı da ortalama 1000 lira ile 1250 lira gibi bir rakam. Şu güzelliğe bakın. Hani koleksiyonda yatsın aslında dediğinizde duvara astığınız ya da koleksiyonunuzu çok güzel süsleyebilecek bir tespit. Tamam koleksiyonerler için bir şey demiyorum. Alıp da kenarda yatırabilirler. İlerleyen zamanında çok güzel değerlenir. Bir de renk aldığı zaman da ya da epey bir ilerlediği zaman da ortadan ikiye bölüp iki tane tespit çıkartabilme şansınız da olur bunu. Gerçekten ustalığı olan bir insana getirirsiniz. Şöyle Hitame Sivisi'nin orada Monşar Murat Tokay yazan Güzel bir ürün. Sikkesi de var burada. Gerçekten kullanımı güzel tekli ama içeri kullandığın zaman ya da dışarıda kullanacağın zaman çok kaba kaçar. Şimdi zaten bildiğiniz üzere bizim camiamızda demeyeyim de bizim çevremizde tesbihe ön yargılı çok ama çok insan var. Bunların önceliğini çeken kadınlardır. Şimdi tesbihe niye ön yargılı? Bir otobüste ve görüyorlar şak 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 ya da çat, çat çat sallamak istemiyorum. Çat 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 sallayan çok kişi var. E buna biraz huzursuzluk veriyor, biraz da rahatsızlık veriyor. Eskiden bile tespihi kullandıklarında şöyle ellerini tutarlarmış, sadece çekerlermiş. İbadet içinde kullanıldığında tek 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 kibar bir şekilde, güzel bir şekilde çekilen bir e, materyal tarzı bir şey diyelim biz buna. Şöyle, çok güzel bir ürün. Yani illa böyle dediğim gibi 1000 lira 2000 liralık da ürün olmasına da gerek yok elinizde kullanacağınız tespihin. Tabii ki usta iş tespihlerinin size verdiği has bir tık daha fazla olur. Çünkü e, işçiliklerinden tutun her şey mükemmeldir. Ama bu uygun rakamlı tespihleri de kullandığınızda zamanla bunları da usta işi gibi çevirebilirsiniz. Kullandığınızca el parası yaparsınız. Elinize alışır. Habbeler habbelere uyum sağlar. Ve gerçekten kullanımı çok güzel olur. Böyle de hani 30 liralık tespihi de sizin için şah eser haline getirebilirsiniz diyeyim koyayım. Şimdi tekrardan bir pahalı tespih çıkarmak istiyorum şuraya. Bunun ilk rengi ilk videolarımızdan da hatırlayan olursa. E, şu da ta atölye işçiliği şöyle bir ilk videolarımızdan hatırlayan olursa. Çok güzel bir şekilde tespihimiz. Ateş keri var ya da zar olması lazım. Çok güzel de renk alan bir tespih. Bunu kendim de kullanıp ezdim parası yaptım. Bunu ilk zamandan beri kullandığımda epoksi ve e, halmat halmet midir öyle bir şey denilen bir malzemenin birleşilmesinden olan bir malzeme. Şimdi bunu ilk kullandığımda da yumuşak ve tatlı çekimi vardı. Durduğu yerde de çok güzel de bir renk aldı. Şimdi bunu kullansanız gerçekten ilerleyen zamanda da daha da güzel renk alır ve daha da güzel hale gelir. Kuka. Şimdi kuka ne kadar usta işçilikli olursa olsun kenarlarında hafiflerden böyle batma oluyor. E, bu batmada sizin tesbih isteğinizi yani çekme aşkınızı biraz daha geriye doğru çekiyor. Ama siz bunu ilerleyen zamanda ne kadar güzelleşeceğini bilseydiniz o zaman bu tesviği elinizden gerçekten ayırmazdınız. Mesela şunu da koymak istiyorum. Şöyle kesmeye dönmek istiyorum. Kesme. Şimdi öncelikle bu kesme sevenler de var. kesmeye kullanımı gerçekten güzel ama bana hitap etmiyor. Şimdi tespih ilk başta kullandığınızda kesimi size hitap edecek. Hani cebinize falan koyduğunuzda falan şöyle fazla zararda gelmeyecek bir de küçük olacak dışarıda kullandığınız tespit küçük olmalı. Şimdi gidip de bir yerde böyle iri kıyım şak 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 büyük tespit çektiğinizde size karşı olan ön yargıları da tespit karşı olan ön yargıları da fazlasıyla çoğaltmış olursunuz. Mesela ondan kastım şu. Mesela nargile motifli. İmamesi nargile motifli güzel bir tespi İşçilikli. Şimdi iri kıyım. Bunu bir ortamda kullandığınızı düşünseniz herkesin gözü sizin üzerinizde olacak. Ama yani size ana kadar güzel tespit çekiyor ya da elindeki düzey ne kadar güzelden kaydı. Yani onu demekten ziyade size genellikle hayvana bak diyecekler. Yani tespit iyi bir ortamda hani bunu ön plana çıkarmak da sizin elinizde kötü olarak da ön plana çıkarmak sizin elinizde. Mesela şu güzelliği de koleksiyonunuzda saklayabilirsiniz. İlla bütün tespitleri kullanmak için almak zorunda değilsiniz. Çünkü siz tespit koleksiyonerleri olarak elinizde en az 20-30 tane tespit oluyor. Yani bu 20-30 tane de kullanmak biraz zor olabilir. Elinizde yatkın olan birkaç tane tespihi kullandığınızda zaten diğerleri de koleksiyonunuzda olacak. Baktıkça zevk alacaksınız. İri kıyımları da evde kullanabilirsiniz mesela. Şimdi bazıları diyecek ki sana lan hani ister dışarıda kullanırım ister içeride kullanırım bu seni hiç alakadar etmez falan diyecekler ama hani ben size söylemek istiyorum çünkü kendim de tespitçiyim ee, yıllarımı da bu işin içerisine verdim ama bir otobüste ya da herhangi bir dışarıda böyle iri kıyım büyük tespit şak 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 kullanan birini gördüğümde oha hayvana bak diyorum. Yani diyorum şahsen durduramıyorum kendimi. Biz insan oluyoruz. Hepimizin içerisinde hafiften bir şey var böyle. Hani dedikodu içimizde böyle kıpraşan şeyler var. İlla bir laf etme duygumuz var. Yani o yüzden küçük, şirin, günlük kullanabileceğiniz tespitler bu tarz olabilir. Öncelikle seçmek istediğiniz, yani seçmeniz gereken şeylerden biri kapsül mü, arpa mı, beyzi mi, hangi renk olacağı sonra rengi. Hani bu üçlü üçlü kombinini kurmanız lazım. Bir de boyutu. Bu üçlü kombini kurduğunuzda günlük o zaman elinize yakışan tespihi bulursunuz. Bu elinize yakışan tespih zaten zaman içerisinde size çok güzel bir cevap verecek. Çok güzel bir karşılık verecek. Her videomda bunu tekrarlıyorum. Diyorum ki her şeyin ilacı zaman. Zaman size gerçekten o tespihi çok güzel yapmaya doğru yol getirecek. Yani o yüzden bazı şeylerin güzel olmasını istiyorsanız zamana bırakın diyeyim. Videom bu kadar olsun. Anlatmak istedim bu hani öyle ahım şahım bir özelliği yok. Şu suya batırın, şuraya yağa batırın, şuna bekletin, 2 hafta bekletin ya da 500 lira verin, 1000 lira verin, 2000 lira verin ya da gidin şundan bundan alın diye bir kaydı yok. Sizin hoşunuza giden herhangi bir tespih. El tespihiniz olabilir ve çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadar olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.